Evet, bürgageld ile hangi ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerektiğini diğer videomda anlatmıştım. Şimdi devletin e, hesabı bu 502 euroyu e, hangi bütçelerle hesapladığını, hangi bütçeye ne kadar e, miktar öngördüğünü dile getirmek istiyorum. E, şimdi hemen listeye geçeyim. 174 euro 19 cent. Evet mutfak masrafınız için, yani yiyecek içecek için, 48 euro 98 cent, kültürel ve sosyal aktiviteler için, 44 euro 88 cent, telekomünikasyon için, 41 euro 65 cent, giyim, kuşam, ayakkabı için, 30 euro 57 cent, ev eşyaları için, 40 euro genel eşyaları için, 45 euro, Otobüs, metro, aylık biletiniz ya da arabanız varsa benzin paranız için 19 euro 15 sent sağlık giderleriniz için 1 euro 86 cent eğitim için yani kitap almak için. Evet bu bütçeli topladığınız zaman 502 euro ortaya çıkacaktır. Ee, evet miktarlar böyle belirlenmiş. Bunun için işte kıyafet te ihtiyacım var. Bürga amta başvursam kıyafet alabilir miyim? Ya da işte ben başvurdum e, ev eşyası için vermediler. Onlar bu 502 euronun içinde olduğu için yani burada kılığımız, kıyafetimiz, ev eşyamız, e, televizyonumuz, internetimiz, e, telefonumuz e, sağlık alanında e, yapacağımız harcamalar e, bu bütçenin içinde. E, ve miktarları saydığım gibi tüm bu miktarları topladığımız zaman 502 euro toplamı çıkacağını göreceksiniz. Evet. Yelpaze böyle. Ha şöyle diyelim bu miktarla tüm bu ödemeleri yaparak geçinmek hakikaten zorlaştı. Çok eskiden hayır değildi fakat enflasyonla beraber zorlaştı ve burada lütfen Türkiye Almanya ile kıyaslamayın. Bu çok yanlış olur. Ve veya işte devletten alıyor gidiyor ekte çalışıyorla da kıyaslamayın. Bu da büyük yanlış oluyor. Muhtaç olan o kadar çok insan var ki hastalığından dolayı çalışamayan. Yani yan gelip yattığı için değil gerçekten ihtiyacı olduğu için, muhtaç olduğu için ee, bu yardıma başvurmuş ve bu miktarla e, yapması gereken harcamalara baktığınızda bilmiyorum 174 euro mutfak masrafınla hakikaten bir mucize bir insan geçinebiliyorsa. Hoşçakalın, doğru bilgiyle olun.